Of, başım çatlıyor ya. Bu ne lan? Ah! Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ah! Lan bu nasıl? Hayda! Esin! Esin! Nereden bileyim ben, Allah Allah. Gece normal yattım. Sabah bir kalktım, böyle yastık kafama yapışmış, anlamadım ya. Tamam dur, halledeceğiz, merak etme. Aa, yavaş, saçımı yolacaksın ya. Tamam, dur bir sakin ol. Allah Allah, ne yaptın sen, ağzında sakızla falan mı uyudun? He, ağzımda sakızla uyudum, laf. Yavaş ya. Tamam, tamam bir dur. Bu böyle olmayacak, bir anda çekmemiz lazım bunu. Üçe kadar sayacağım, sonra çekeceğim. Tamam mı? Hazır mısın? Ya hazır olmayıp ne yapacağız? Hadi bitir şu işi. Tamam. Bir, iki... Ya ne yapıyorsun Esin? Biraz yavaş ya. Vallahi kel bırakacağım beni. Böyle şey gibi çekilir mi ya? Acıdı mı canım? Acıdı evet. Acır çünkü yani. Saça böyle bir yastık yapışması olduğunda bir anda çekimini yaptığında onun acır. Normal insanın acır. Ha senin belki acımaz o noktada, o kadar bir şey diyemem ben. Ama benim canım acıdı. Çünkü normal insanın acıdı. Ha dediğim gibi senin acımıyor olabilir. Onu da bilemem ya. Ama benim acıdı. Kendi adıma şahsen ya. Acıdı benim. Benim acıdı. Bana bez eser demişti ama bunlar bu kadar yırpıştı ki. O zaman yastıkla beraber gömeyim. Aynı şey sayılır. Hey Allah'ım ya. Seni Naci'ye mi gönderdim be? Evet o gönderdi. Kocamı eve bağlıyorum. Ne gömüyorsun oraya? Kocanın tırnaklarını mı yoksa saç teli mi? Saç teli. Ya herkes de farklı farklı şeyler söylüyor. Birkaç tane saf da koşa koşa geliyor peşinden. İnanmayın ablacığım böyle şeylere, bel bağlamayın. Naci'ye uyduruyor. Kesin barışacaksınız dediği kadın geçen hafta boşandı. Öyle mi? Ya ben nereden bileyim sizin adetleri? Adet falan değil ablacığım bunlar. Hepsi uydurma. İnanma böyle şeylere sen. İnanma, inanma. Ay ben de salak gibi yapıyorum her şeyi. Ya Şevkat bir dur Allah aşkına. Ne yapıyorsun ya? Ya hayır bu yastık nereye gitti ben onu anlamıyorum. Şimdi sen bu yastığı benim kafamdan söktün nereye koydun? Ya onu hatırlaman lazım. Çünkü benim o yastığı bulup bakmam lazım üstüne ne bulaşmış da benim kafama yapışmış. Merak ediyorum çünkü o açıdan arıyorum ya. Hay Allah'ım yani bütün dertlerimiz tasamız bitti bir senin yastığın üstüne ne yapıştığı kaldı değil mi? Şevkat şu anda bizim daha önemli problemlerimiz var farkında mısın? Ya biz bittik ya bittik. Biz seninle şöyle oturup baş başa basit bir kahvaltı bile yapamıyoruz artık. Doğru dedin valla. Bu hazır Lütmila da ortalıkta yokken gel bir hızlıca şöyle bir kahvaltı yapak o zaman. İstemiyorum ben öyle hızlıca kahvaltı yapmak. Ben şöyle seninle oturup aheste aheste senin gözlerinin içine baka baka sohbet ede de kahvaltı yapmak istiyorum. İyi dışarıda yiyelim o zaman. Ha. Tamam gidelim o zaman. Lütmila gelmeden hemen. Gelmeden çıkalım hemen hadi. O zaman dışarı çıkmamız gerekiyor çünkü. Gidelim hadi. 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 O zaman çölde durduğumuz kabahat. Çıkalım o zaman. Ben üstüme bir şey kapıda. Tamam oldu. Tamam. Kahvaltı edelim diye geldik. Bir lokma bile yemedin daha. Sana bakınca doyuyorum ben. Zaten kahvaltıyı değil seninle vakit geçirmeyi özlemişim ben. De sen de yemiyorsun. Ben de galiba sana bakınca doyuyorum.
Ne yapsak ya? Biraz bir şeyler yesek mi ya? Bütün gün öyle aç karnına geçmez. Ama yeter artık. Ya vallahi artık bu kadın hani bizim evliliğimize engel olmasını geçtim. Geldi hayatımızın ortasına demir attı ya. Vallahi bak şeytan diyor ki ver mahkemeye uğraşsın dursun haftalarca. Ha işte o zaman da bizim iş uzuyor. Hadi gidelim ya. Bu kadın bize kahvaltı yaptırmayacak belli oldu.